Efendim Salı gündemine hızlı başladık, devam ediyoruz. Şu dakikalarda da bir başka konuğumuz İstamet, kısa adı İstanbul Medikal İşletmecileri Dernek Başkanı Vefa Türksever şu dakikalarda Skype bağlantısıyla karşımızda. Şimdi sektörlerinde tabii yaşanan sorunları, özellikle ürünlerdeki fahiş fiyat, tıbbi ürünlerin, işte medikal ürünlerin pahalılığı vesaire birçok açıyı konuşuyoruz. Bir bu mesele nedir ne değildir onu ayrıntılandırmaya çalışalım. Sayın Türksever, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum sevgili bir, kanalım. Bir sektörde yaşanan evet. Bir genel sorunu bir dinleyelim. Bu fahiş fiyata bir ayrıca mercek tutmak isterim. İsterseniz oradan başlayalım. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz COVID-19'dan dolayı dünya genelinde global anlamda bir sıkıntı oldu. İş gücü anlamında, ham madde anlamında ve tedarik anlamında. Ama tabii son zamanlarda artık eski haline gelmeye başladı. Dolayısıyla biz de tam sektörümüz vücut bulacak derken dövizdeki bu beklemediğimiz yükseliş meydana geldi. Şu an bizim tedarik sıkıntımız yok. Fakat bizi burada üzen nokta dövizin düşmesine rağmen hala bazı fırsatçı yapıların, bizim sektörümüzde de var bu fırsatçı yapılar, kendilerini sabit kura göre veya şu anki duruma göre ayarlamayıp hala bazı ürünlerde, özellikle hasta bezi gibi ve birkaç tip bir ürünlerde doların düşmesine rağmen hala zam yapmadıkları. Dolayısıyla bizim alım satımlarımızı güçleştiriyor ve son tüketiciye, yani hastalarımıza verdiğimiz hizmet aksamasına sebep oluyor. Burada hizmet alamayan hasta da sıkıntı yaşıyor. Bizim buradaki tek beklentimiz şu aşamada fiyatların geri gelmesi. Elbette bir yükseliş oldu. Bunu kabul ediyoruz. Yani hepimiz etkilendik bundan. Ama artık yavaş yavaş piyasa eski haline gelmeye başladı. Sağ olsun bu konuda da hükümetimizin çok ciddi çalışmaları oldu. Ciddi bir şekilde de piyasa düzelmeye başladı. Fakat döviz geri geldikçe maalesef hala zam üstüne zam var bazı malzemelerde. Şimdi burada fiyatı indirmesi gereken kim? Üretici. Üretici, i̇thalat. Yani ithal ettiğiniz yer. O niye indirmiyor? Biz onu anlamıyoruz. Mesela birçok üründe bizim sektörümüzde geri dönüşler oldu. Yani fiyatlar %30-35 geri gelmeye başladı birçok üründe. Siz hızlı şekilde de fiyat indirimini devreye sokanlardan birisiniz. Onu biliyorum ben. Aynı zamanda ben de bir ithalatçıyım. Fiyatlarımızı güncelledik biz. Ama maalesef bazı yerli üretimler, özellikle hasta bezi gibi çok hızlı tüketilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında olan ürünler hasta mağduriyetlerine sebep oldu. Yani dolar 12 liraya geldiğinde zam oldu, 13 liraya geldiğinde bir zam daha oldu ve doların üzerinde gitti bu zamlar. 14-15 derken bunlar da alın zam gördü. Biz tabii bir şey demedik, diyemedik de. Var da bir bildikleri dedik hani. Ama dolar geri gelmeye başlayınca bu zamların geri alınmaması ve üstüne üstlük devam etmesi de açıkçası bizi endişeye sevk etti. Şimdi bu konuyu bugün özellikle gündeme getirmeniz önemli. Mesele sağlık meselesi Vefa Bey. Bugün çünkü Ekonomi Bakanı'nın koordinasyonunda fiyat teftişi konusunda bir heyet toplantısı gerçekleşecek. Şimdi sadece bahsettiğiniz süreci medikal ürünlerde değil, tarım, gıda, market, yani alabildiğini her yerde yaşıyoruz. Kısmi bir geri çekilme var. İşte otomotiv sektöründe kısmi görüyoruz. Hala tam değil. Konut sektöründe kısmi, yani iki önemli dengedir bunlar çünkü piyasada otomotiv ve konut fiyatları. Orada fiyatlar geri çekiliyorsa diğerlerinde de başlayacağı izlenimi oluşur. Bu açıdan baktığımızda medikal sektöründe de özellikle ithal kanatta, yani evet ithal kanatta dövizin yüksekliği işi pahalandırır mı? Pahalandırır ama döviz indiğinde de eski normuna gelmesi gerekiyor. Yani burada gerçekten bu elin nasıl yönetildiği ya da kim tarafından yönetildiği galiba çok iyi şekilde tespit edilmek durumunda diye düşünüyorum. Bilmiyorum neler söylersiniz? Şöyle ben izah edeyim. Sağlık her şeyin öncesinde, yani her tabii. Şeyin önünde gelir. Ve sağlık malzemelerine vatandaşın çok rahat ulaşması lazım. Şu mevcut durumda da hani durum ne olursa olsun her şekilde ulaşması lazım. Bugüne kadar biz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Evet,
Zaman zaman kur artışları oldu, ondan etkilenme oldu ama biz hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü döviz yükselirken yapılan zamlar, döviz geri geldiğinde biz zaten birden düşmesini beklemiyoruz. Kademeli olarak bir düşüş bekliyoruz ama özellikle 5-6 kalem üründe bu kademeli düşüşü biz göremedik. Ben bunu sektörün içinde yer alan biri olarak söylüyorum. Hani bir tüketici veya alıcı olarak değil. Bundan biz mağduruz ki vatandaşın mağdur olmaması işten bile değildir. Çünkü tıbbi malzemeye ulaşamayan insanlar tedavi göremiyor, tedavilerin devamını getiremiyorlar. Bu bizi çok üzüyor. Her gün iş yerlerimizin kapısına gelen insanlarla bu konuları tartışmak, bu konular üzerine ne bileyim özellikle alışveriş noktasında sıkıntı yaşamak bizleri de üzüyor. Yani bunların sebebinin medikal firmalar olduğu düşünülür ama biz değiliz. Biz de bir an önce bu işin hızlandırılmasını, özellikle denetimlerin artırılmasını, ne gerekiyorsa artık ham madde girişlerine, çıkış fiyatlarına bakılmasını. Burada sorumuz Ticaret Bakanlığı mıdır, farklı bir birim midir? Bir de onu bir sormak isterim. Yani Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın bu işte biraz daha etken olması gerekiyor ki son zamanlarda zaten biliyorsunuz hani bu işe ağırlık verildi ki ben inanıyorum belli bir noktaya gelmesi için de gerekenler yapılacaktır. Yoksa başka türlü yol almak zor olacak. Çünkü her geçen gün biz hizmet vermekte zorlanır hale geldik artık. Ben bunu her ürün için söylemiyorum. Yani %70'i %80 üründe düşüş oldu zaten. Biz bunları yansıttık. Her şekilde yansıttık. Üreticimizle, ithalatçımızla bir şekilde koordinasyon sağlayarak yansıttık. Eğer yüksek fiyattan alınmış ham madde varsa yeni fiyattan alınmış ham maddeyle karma yapılarak yavaş yavaş bir kademeli bir düşüş gerçekleşmeye başladı. Ama az önce bahsettiğim ürünlerde maalesef bu düşüşü biz hala göremedik. Üstelik bir de bu düşüş sırasında ürünlere bir iki defa da zam yapıldı. Ve iki ay içerisinde çok ciddi fiyat artışları oldu. Dolayısıyla insanların buna ulaşması çok zor oldu. Yani alım gücü çok düştü o tip ürünlerde. Tıbbi sarfların bazılarına çok düştü. Sosyal güvenlik kurumunun katkısı da biraz aşağıda kalmış oldu. Zaten önümüzdeki yıl yani 2022 yıl içerisinde ilk çeyreğinde kuvvetle muhtemel Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatlarını güncelleyip ödeme rakamlarını artıracaktır. Ama burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun katkısından ziyade firmaların geri gelmesi lazım fiyatta ki SGK'nın yaptığı katkı bir işe yarasın, aradaki makas açılmasın. Biz denetimlerin bu noktada artırılmasını istiyoruz. Çünkü yani bu önemli mesajlardan bir tanesi, açık çağrılardan bir tanesi oldu. Evet. Çok da böyle hayatımızın bel kemiği sektörlerden birisiniz çünkü Vefa Bey. Şimdi şöyle, ülkemizde hani tıbbi malzeme anlamında bir eksiklik veya bir stok sıkıntısı olsa hani belki anlam verebilirsiniz. Covid'le mücadelenin başında bazı ürünlerde sıkıntı olduğu için fiyat artışları gözlenmişti. Tabii o zaman da fırsatçı yapılar yeni devreye girmişti. Ama şu an Türkiye'de tıbbi malzeme anlamında bir stok sıkıntısı yok. Yani her alanda, her branşta yeteri derecede Türkiye'de malzeme var zaten. Biz tıbbi malzeme tedariğinde veya bunun arzında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaş arzında, hastaneler arzında herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanmıyor. Buna rağmen fiyatların hala geri gelmemesi bizleri üzüyor. Dediğim gibi mesela ortopedi üreticileri, ne yaptı arkadaşlarımız üreticiler? Biz onlarla görüştük. İstişare halindeyiz. Döviz kuru yüksekken aldığı ham madde ile şu an yeni kurdan aldığı ham maddeyi karma yaparak yavaş yavaş kademeli olarak fiyatlarını düşürmeye başladılar. Yani olması gerekeni yaptılar. Ve ciddi anlamda da ortopedi ürünlerinde fiyatlar geri gelmeye başladı. Keza tamamen ithal olan tıbbi cihazlara, solunum cihazlarına da fiyatlar bayağı bir geri geldi. İthal yani bunlar her tarafı ithal. Ama dediğim gibi bazı tıbbi sarflarda hasta altı bezi gibi ürünlerde maalesef biz bu düşüşü göremiyoruz. Ve açıkçası bizi çok üzüyor. Yani bir paket hasta altı bezinin hemen hemen bir tansiyon aleti fiyatının olması ki tansiyon aleti bir cihazdır. Bizleri düşündürüyor. Çok düşündürücü yani bu. Bunun bence önleminin alınması, gerekenlerin yapılması gerekiyor.
Ya bu çok önemli bir mesaj Vefa Bey. Bunu sektörün bir temsilcisi olarak özellikle dile getiriyor olmanız da bence çok önemli. Buyurun efendim. Bu noktada biz diğer derneklerle de görüştük. Örneğin Tümer Derneğimiz var gene bizim kardeş derneğimiz. Aynı zamanda Mersin Medikalciler Derneği, Hatay Medikalciler Derneği, Güneydoğu Medikalciler Derneği. Biz arkadaşlarımızla hep görüştük, bunları konuştuk. Hani bunun bir fizibilitesini, çalışmasını yaparak konuşuyorum ben bunu. Çünkü biz sıkıntıdayız. Şikayetçi olan biziz. Sanki tüketici gibi biz şikayetçiyiz. Çünkü üreticinin de son tüketici biziz. Biz oluyoruz yani. Ve bunu arz ederken sıkıntı yaşıyoruz. Bizim buradaki amacımız ürünü satıp para kazanmak değil artık. Biz aynı pandemi sürecinde olduğu gibi hizmetimizin devamını getirip halkın sağlığının bozulmaması ve halk sağlığının ön planda olması gerektiği fikrindeyiz. Bazı ürünlerden çünkü çok fazla kar edemezsiniz. Ama bunları arz etmek zorundasınız. Halk sağlığı için, düzenin devamı için. Ve biz şu an bu kalemleri, az önce saydığım kalemleri arz etmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bakın tıbbi cihazlarda bir sıkıntımız yok. Yavaş yavaş kademeli olarak geri geliyor. Veya diğer tıbbi saflarda bir sıkıntımız yok. Ama 5-6 kalem özellikle az önce saydığım ürünlerde çok ciddi anlamda problem yaşamaya başladı. Efendim İstamet Başkanı Sayın Vefa Türksever çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp yerimize katıldınız ama bunlar önemli çünkü hastanede hastalık sürecinde bir bakım bezi için fiyatlar bu kadar yüksekse onun getirdiği öfke ve yansıma önemli. Buradan biz de hem Ticaret Bakanlığı'na hem Maliye Bakanlığı'na seslenelim. Bakın ithalatçı olmalarına rağmen sektör bu işten çok rahatsız ve buna derhal bir ivedi düzen getirilsin ve kontrol sağlansın. Halkımızın yanındayız, milletimizin, devletimizin yanındayız. Yani dediğim gibi tıbbi malzemeye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımıza gereken hizmeti veriyoruz. Özveride fedakarlıkla bulunuyoruz. Ama bu fedakarlığı benzerini biz üreticilerden de bekliyoruz. Ve hizmet vermeye de biz bir şekilde devam edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Sayın Türksever çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Efendim İstamet Başkanı Sayın Vefa Türksever işte yani çok net bence meseleyi anlattı. Ve çözümünü de çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu.